26 Ekim Cumartesi günü Alanya'ya 81 ilden öğrenci ve öğretmenler gelecek. Bu ziyaretin amacıysa şehirler ve kokular projesi. Evet. Etkinlik kapsamında hazırlanan şişelere doldurulan şehir kokuları Alanya'ya getirilecek. Alanya ise etkinlikte badem kahvesi kokusu temsil edecek. Projenin ev sahipliğini yapan Alanya, etkinliklerde yer alan iki ilçeden biri. Proje hakkında bilgi veren ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkiye'nin en güzel kokularıyla tanışmak isteyen herkesi Alanya sahilinde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti. Bu projeyi hayata geçiriyor. Projemiz bakanlık onaylı. Proje yürütücümüz Sayın Fatma Ayanhan'ın öğretmenimiz, aynı zamanda okulumuzun müdür yetkilisi. Proje 81 il kokusu, 81 ilden yaklaşık 400 kişi bu projeye iştirak edecek. İskelede Rıhtın önünde Alanya Belediye'mizin destekleriyle burada bir organizasyon yapıp standlar kurup 81 ilin kendine özel değerlerini, kokularını sergilemesini 2 gün boyunca sağlayacağız. Dünyadan ve 80 ilimizden vatandaşlarımızın yaşıyor olması gerçeğidir. Belki de vatandaşlarımız bu vesileyle memleket hasretiyle gidermiş olacaklar. Proje koordinatörü Kılıç Arslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, projeyi başlatmak için yaşadıkları süreci anlattı. 81 ilden öğretmen arkadaşlarla ve öğrencilerle çalıştık. Eğitim projelerinde okullar ortak olarak çalışırlar ve oluşturdukları projeyi geliştirerek öğrencileriyle birlikte gerçekleştirirler projeyi. Bizler 4 aydır başladık bu projeyi. 81 ildeki öğretmenlerle o şehre damgasını vurmuş kokuları aradık. Belki kaybolmuş kokuları aradık. Bu kaybolmuş kokuları bulduk. Bazen çok bilindik ama bazen hiç bilinmedik. Endemik kokuları araştırdık. Bu anlamda bize bulundukları şehirlerdeki üniversiteler çok destek oldu. Hatta 3 tane il kendi kokusunu üretti. Sivas mesela, Sivas Ayası'yla geliyor, üniversiteyle birlikte oluşturduğu. Yine Düzce, üniversiteyle birlikte oluşturduğu yepyeni bir kokuyla geliyor. Ayan, her misafirin yanında kendi şehrinden toprak getireceğini ve o topraklarla Alanya'da dikim yapacaklarını söyledi. Tabii koku bitkilerden çıktığı için esas bitkiler ama bitkilerden elde edilen çok şey var. Mesela sıcak kokuları vereceğiz burada. Sıcak kokuların içinde kahveler var mesela, çerezler var, fındık kavrulacak, fıstık kavrulacak, leblebi kavrulacak, onun sıcak kokusunu vereceğiz. Bunun yanında sıcak içecekler olacak, özellikle kahve çeşitleri, çay çeşitleri birçok. Tabii ki sıcak kokuların yanında işte bu miktarda kolonyalar olacak, sabunlar olacak, parfümler olacak, birçok koku olacak. Yani oraya geldiklerinde insanlar alana girdiğinde gerçekten Türkiye kokusunu alacaklar. Belki özledikleri bir kokuyu bulacaklar. Belki hiç duymadıkları bir kokuyu.